Merhaba canlarım. Farkındayım, bu aralar çok az video geliyor. Ama inanın her şey şu an biraz garip. Okul, iş derken biraz az vakit kalıyor. Krem yapmadan şu işlemi yaptığım zaman tarış oluyor. Onun için şöyle kremle yapayım. Bugün işleme komple hiçbir şey yapmadan sadece kremimi sürüp de adım adım size göstermek istediğim için başlıyorum böyle. Ha, süper. Şimdi ışığımızın şeyi de bitiyor. Nedir onun adı? Şarjı da bitiyor. Onun için biraz acele edelim. Şimdi gözaltı aydınlatıcımı Peach şöyle. Evet. Işığımızın şarjı gidiyor. Şöyle. Bunu gözaltıma işliyorum. Ay, müthiş soğuk vardı burada. 6 dereceye kadar indi. Dolayısıyla çok kişi hastalandı. Çünkü birden 25 dereceden 6 dereceye bir iniş yapması gerçekten çok hoş olmayan bir durum. Dişçi randevum vardı. 10. ayın birinde dişlerimi temizleteceğim. Ondan sonra 2 tane dolgu işlemim var. Gerisi iyi dedi. Bir de dişlerimi geceleri sıkmaya başladım. Orada benim zaten bir ağız şey var. Ağızlık mı diyorlar, hani sıkmamak için. Onu kullanıyorum ama onu değiştireceğim. Başka da bir dişçi işlemim kalmıyor ondan sonra. Birazcık camı açalım da ışık girsin. Şu işlemi düzgün yapınca ya, bu ışık şimdi hiç güzel olmadı ya. Şunun şarjı var bir yerde ama. Yapacak bir şey yok, böyle devam edeceğiz. Doldururum onu ben biraz sonra. Sadece temizler gibi pudrayı şeyime geldi, üstüme. Ya çok garip duruyor bu ışıkta her şey ama ya. Şimdi şarjı bitmiş, yapılacak bir şey yok. Sadece gözaltı üstüme azıcık far uyguluyorum parmağımla. O da hani biraz renk değişikliği olsun diye. Ondan sonra kaşlarıma geçmek istiyorum. Sadece doldurmak zorunda olduğum yerlere dolduracağım. Gittiğim dişçi Türk buldum. Yine umarım memnun kalırım. Fazla uzakta değil, 5 kilometre uzakta. Saçlarımı boyayacağım ama inanın vaktim yok. Umarım istediğim renk çıkar. Size de tabii sonucu göstereceğim.
Sanki çok uyguluyormuşum gibi gözükse gerçekten sadece açılmış yerlerini uyguluyorum. Şu aralar şeyi kullanmıyorum ben. Kontür, ama onun yerine allık kullanıyorum. Ama çok az. Sadece hafif yanaklara renk versin diye. Kontür yapmak canım istemiyor bugünlerde yani. Düştü. Bu da yeter. Çünkü bir daha kahve içtikten sonra gidecek nasıl olsa. Şurası çok tuhaf duruyor gözümün. Anlamış değilim. Çok ince bir çizgi eyeliner yapasım var. Böyle ince çizgi yapmak istiyorsanız gözünüzü çekin. Çünkü alt çizgiye daha kolay erişebilirsiniz. Yeter. Ve şimdi rimelimiz. Biliyorsunuz ben iki çeşit rimel kullanıyorum. Benim rimel sürme şeklim değişik. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi varmış. Benimki de böyle. Bugünlük yani. Hemen şipşak 7 dakika olmuş. Normal günde nasıl hızda yapıyorsam aynı hızda yaptım sayılır. Sadece rimele ben çok özen gösteriyorum. Gerisi o kadar şey değil yani. Zamanımı almıyor. Işık manyak gibi bugün. Bitince bitmiş halini göstereceğim size. Ama bunları ayrık ayrık çok seviyorum ben. Bir de arkalarına çok önem veriyorum. Ve bitti. Son olarak da Merk'in fix pastasını sanki daha güzelmiş gibi geliyor bana. Şunları bir toplayayım. Ondan sonra size bitmiş halini göstereceğim. Bitmiş hali, şu ışığı çıkarayım. Şu şekilde. Saçlarımı ya biraz sonra açık bırakırım veya da şimdi bunu koyacak yerim yok. Ya. Neyse, saçlarımı biraz sonra yaparım ben. Videom buraya kadar. Umarım beğenmişsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.